Merhaba sevgili takipçilerim, ben Sibel Tahtakıran, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu, önümüzdeki dönemi aslında derinden etkileyecek astrolojik bir olayı konuşacağız hep beraber. Direkt harekete geçen Satürn'ün balık burcundaki yolculuğu, yani ileri harekete başlayan Satürn'ün 2026 Şubat'ına kadar olan yolculuğu ve üzerimizdeki etkileri. Satürn biliyorsanız sınırları ve disiplini temsil eder. Peki bu dönemde hangi burçlar nasıl etkiler alacak? Hayatımızda ne gibi değişimlere hazırlıklı olmalıyız? İşte tüm bu soruların yanıtlarını bu videoda detaylıca ele alacağız ve hazırsanız çayınızı, kahvenizi alın ve kendinize bir yer bulun. Şimdi gökyüzünün rehberliğinde bu güçlü Satürn etkisini hep beraber keşfedelim. Şimdi Satürn 2024 Haziran ayından bu yana retro hareketini sürdürüyordu. 15 Kasım'da artık ileri hareketine başlayarak yaşamlarımızda bir dönüm noktası yaratarak bu dönem boyunca tekrardan bize gözden geçirmemiz gerekenleri önümüze koyarak revize etmek ve yeniden düzenlemek zorunda özellikle kaldığımız konular artık ileriye doğru bir hamle yapmaya hazır diyebilirim. Satürn'ün bu hareketi yavaş ama sağlam ödüllerle birlikte hayatımızı ileriye taşıyacak. Bu ileri hareket 2025 yılı Temmuz ayına kadar da sürecek. Satürn 13 Temmuz 2025'ten itibaren yeniden retroya geçecek. 2025 Kasım'a kadar da bu retro devam edecek. Balık burcunda Satürn her 30 yılda bir kez bir burçtan geçer. Ortalama bir ömür boyunca bu döngüyle sadece 2 ya da 3 kez karşılaşabiliriz. Satürn döngüleri hayatın yetişkinliğine böyle adım atma alanlarını işaret eder. İlk Satürn dönüşü genellikle 29 ile 31 yaşları arasındadır. İkinci Satürn dönüşü 59-61 yaşları arasında gerçekleşir ve üçüncü dönüş 90'lı yaşlara tekabül eder. Şimdi bu döngüler bilgelik kazanmakla bağlantılıdır. Hayatımızı sağlam bir temele böyle temel kazandırmak, zorlukların özellikle üstesinden gelmek ve bu zorluklardan ödüller elde etmek üzerine kuruludur. Satürn su elementinin de şu anda yer alıyor. Bu da denizler, okyanuslar, sınır çizgileri ve suyla ilgili tüm temaları bu dönemde dünya genelinde zorlukları bize yaşatabilir. Ancak bu dünya olaylarının ötesinde kişisel hayatlarımızda balık burcundaki Satürn'ün bu ileri hareketi yeni başlangıçlar yapmamız tabii ki mümkün olacak. Satürn'ün bu ileri hareketiyle o dönemde böyle başlattığımız girişimler artık sağlam bir temele oturarak meyve vermeye başlayacak arkadaşlar. Yükselen burcunuzu ve burç haritanızı tam olarak anlamak için balık burcunun hangi evde yer aldığını belirlemeniz çok önemli. Bu kişisel haritanızda hangi yaşam alanlarının etkilendiğini de zaten gösterir. Özellikle bu dönemde doğum haritanızı Whole Shine House sistemiyle analiz etmenizi öneririm. Yükselen burcunuzu eğer bilmiyorsanız sadece güneş burcunuz veya ay burcunuzda dinleyerek bu etkilerden nasıl fayda sağlayabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Satürn'ün bu ileri hareketiyle birlikte hayatınızda kalıcı ve sağlam adımlar atmaya, geçmişte ektiğiniz tohumların meyvelerini aslında toplamaya hazır olun. Balık burcu olarak Satürn'ün burcunuzda gerilemeye başladığından beri içsel gücünüzü, dayanıklılığınızı yeniden inşa etmeye çalışıyordunuz aslında. Şimdi Satürn'ün ileri hareketine geçtiği bu dönemde bir süredir böyle üzerinde artık çalıştığınız içsel gücü dış dünyaya yansıtabilirsiniz. Artık bu süreç böyle meyvelerini vermeye başlayacak. Eğer Satürn doğum haritanızda birinci evinizde ise bu süreçte yalnız kalma becerilerinizi böyle geliştirdiğinizi zaten fark edebilirsiniz. Yalnızlık artık sizi maalesef hiç korkutmuyor. Aksine böyle kendi içsel bilgeliğinizle daha da huzur bulmayı öğreniyorsunuz sevgili balıklar. Daha az böyle sosyalleşme isteği de duyabilirsiniz hayatınızın içerisinde. Yalnızlığı daha fazla kucaklayabilirsiniz. Ancak yalnızlığa alışık değilseniz zaman zaman bu yalnızlık hissini de yaşayacaksınız ve yaşayabilirsiniz de. Bu kendi kendinize yetmeyi öğrenmek için aslında
Önemli bir süreç. Hayatın birçok alanında daha sorumlu, daha gerçekçi bir bakış açısı zaten geliştirdiniz. İster maddi konular olsun, ister kariyer ya da aile ilişkileri olsun, artık daha stratejik her şeyde düşünüyorsunuz. Neptün'ün Satürn'le birlikte hareket etmesi, hayallerinizi bir nevi gerçek dönüştürme konusunda size destek veriyor olacak. Özellikle balık burcu olarak hayal gücünüz oldukça zaten sizlerin çok güçlüdür. Bu dönemde hayallerinizi böyle somutlaştırmak için çok daha sağlam adımlar atabilirsiniz. Satürn'ün ileri hareketi Temmuz 2024'e kadar zaten 2025'e kadar devam edecek. Bu süreçte finansal konularda yeni bir yapılanma içine de girebilirsiniz tabii ki. Satürn 24 Mart 2024'te haritanızda ikinci eve geçiş yaptığında maddi kaynaklar ve kazançlarla ilgili bazı zorluklar ve dersler zaten getirdi. Ancak bu zorluklar uzun vadede daha sağlam bir maddi temel oluşturmanız için de gerekliydi. Özellikle bu finansal olarak zorlandığınız alanlarda Şiron'un size iyileştirme fırsatlarını da bu dönemde, yani ileri hareket ettiği dönemde de bulabileceksiniz. Bu dönemde bütçe planlaması da yapabilirsiniz. Aynı zamanda harcamalarınızı daha disiplinli bir şekilde de yönetebilirsiniz. Yine lütfen diş sağlığınıza çok dikkat edin. Çünkü medikal astrolojide Satürn diş sağlığıyla ilgili sizi birazcık yorabilir. Genel fiziksel sağlığınıza da birazcık dikkat etmeniz gereken bir süreçte olacaksınız. Beslenme alışkanlıklarınızı tekrardan gözden geçirerek daha sağlıklı seçimler yapmayı tercih edebilirsiniz. Satürn tabii ikinci evdeki konumu kazancınızı arttırmak için daha disiplinli, size daha stratejik bir yaklaşım böyle sergilemeye teşvik edecektir. Venüs ve Plüton'un desteğiyle kariyerinizde finansal kazanç sağlama konusunda güçlü bir odaklanma aslında yaşayabilirsiniz ve başlatabilirsiniz çok rahatlıkla sevgili balıklar. Özellikle iş hayatında yeni projelere atılmak ya da böyle mevcut işlerinizde daha verimli hale getirmek için de bu dönemi lütfen değerlendirin. Dördüncü evdeki Jüpiter genişleme isteğinizi aslında tetiklerken Satürn'ün sizi sınırlayıcı enerjisi size daha gerçekçi olmaya da birazcık zorlayacak. Yine aileden gelen maddi destekler var veya miras konuları bu dönemde gündeme gelebilir sizler için de sevgili balıklar. Bu süreçte aile içi ilişkilerinizi yeniden yapılandırabilir veya mülk edinme konularında yeni yeni adımlar atabilirsiniz. Finansal anlamda daha sağlam bir yapı kurmak için stratejileri geliştirebileceğiniz bir süreçtesiniz aslında. Yine miras, mülk ve aileden gelen finansal destekleri doğru şekilde değerlendirme fırsatınız olacağını söyleyebilirim. Balık burcu olarak Satürn sizin için hem içsel hem de dışsal anlamda güçlenme yılı olacak zaten. Maddi konularda disiplinli bir yaklaşım aslında sergileyerek gelecekteki finansal durumunuzu çok rahat sağlamlaştırabilirsiniz. Unutmayın, bu süreçlerde sabır ve kararlılık en büyük silahınız olacak sevgili balıklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.